Bu anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. 13 gün önce, 2 hafta önce çektiğimiz şu video 5 iş günde hareketlenebilecek hisselerin teknik analizi 26 Temmuz'da çekmiştik. Aradan 10 iş günü geçti. 10 iş günü içinde ne oldu, nasıl bir hareket istedi? Biz buradaki kazancı maksimize edebilmek için nasıl bir yatırım stratejisi izlememiz gerekiyor. Bunları açıklayacağız. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir anlatacaklarımız. Şimdi 24 Temmuz, 31 Temmuz 5 iş günü içinde ve kazancı hisseler burada. BIST 100 burada. Eğer bu hafta içinde hissenin gördüğü maksimum değeri alırsak şu hafta içinde 24 Temmuz haftasında hissenin gördüğü maksimum eder. Eğer bunu getiri olarak, kazanç olarak alsaymışık kazançlar böyle olacaktı. Yani 5 iş günü içinde borsa BIST 100 %3,1, bizim portföy 4,3 getiri sağlamış ve hafta içinde en maksimumu gördüğü an satıp çıksaymışık bizim portföy %7,4 kazandıracakmış. Bu 7,4 ve 4,3 arasında 7,4'e yakın sayan bir durum olabilir mi? Bunları inceliyoruz. Yani 5 iş günü içinde biz kazancımızda %8'i gördüğümüz an çıksaydık, yani %8 kar alsaydık, mesela Bera'dan %8 kar alıp satsaydık ve Vespe 5 iş günü sonunda %0,4 karla kalsaydı, sonuçta bizim kazancımız bir haftada %5 oluyormuş. Eğer o hafta içinde biz %10 kazanç ile çıksaymışık, sonuçta bizim kazancımız 4,9 oluyormuş. Yani şu 7,4'e yakınlama hesabına baktığımız zaman %5 ve %4 en maksimum kazancı, %8 kazancı gördüğümüzde çıkacakmış. Hiç çıkmazsak kazancımız %4,3 oluyormuş. Yani 5 iş günü içinde hisseleri aldık, hiç çıkmadık. %4,3, BIST 100 3,1. Eğer %8 kazancı gördük, çıktık. %5, %10 kazancı gördük, çıktık onlardan. Tabii %10'u görmediyse onu bekliyoruz. Bazılarında zarar oluyor. %4,9. En yakın burada %5. Yani demem o ki hareketlenebilecek hisseler %8'i gördüğünde çıkmak en mantıklısı ve yarısı %8'i görmüş zaten 5 iş günü içinde. Bu 5 iş günü 10 iş gününü tamamlarsak borsa %3,1'den 10 iş günü sonunda 6,2'ye çıkıyor. Bizim portföy hiç satmazsak 10 iş günü boyunca %6,5'e çıkıyor. Yani 4,3'ten 2 kat olmuyor. Yani 9 olmuyor, 6,5 oluyor. Neden? Zaten yükselebilecek hisseleri almıştık. Biz yükselenler yarısı yükseldi zaten. Bir daha yükselmişken bir o kadar daha yükselmesi beklenemezdi zaten. Bizim kazancımız şimdi borsaya eşit oldu. 6,2 borsa BIST 100, bizim de 6,5. Şimdi eğer biz 2 hafta içinde hisselerde gördüğümüz maksimumları gelir olarak yazarsak, yani 2 hafta içinde hisse maksimum deva 27,8'i görmüş. Maksimum alınabilecek kar da 9,4'müş. Ama bu imkansız bir durum. Yani o hafta içinde görebileceği en yüksek kar bu. Eğer hep bütün hisseleri biz en yüksekten sattığımızı düşünürsek biz maksimumda 2 hafta içinde, yani 10 iş günü içinde %12,3 kazanç sağlıyormuşuz. Yani bu bizim pazartesi hisseye para yatırdık ve 2 hafta bekliyoruz. O hisse maksimumunu gördü, orada sattık. Değerler bunlar. Yani 12,3 kazanacakmışık. Ama biz bunu 12,3'ü nasıl yaklaştırırız? Yani hiç satmazsak 6,5, maksimumlarda satarsak 12 hisseyi de 12,3, 6,5'un üstüne nasıl çıkartırız? Dedik ki yüzde kazancı %8'i görürsek çık. %13'ü görürsek, 16'yı, 20'yi, 25'i görürsek çık. Peki burada ne olmuş? Yani 8'de %8'de 6,3 sonuçta. Sonra 5,8, 6,3, 6,1, 6,6 olmuş. Bu 4-5 durum için. Yani 12,3'e en yakın durum burada %25'i gördüğünde çık. Yani 2 hafta boyunca %25'i gördüğünde çık. Eğer hiç çıkmazsak 6,5,
%25'i görürsek 6,2, diğer durumlar 6,5'in de altına iniyor. Bunlar daha düşük getiri. Demek ki yani hiç çıkmamak daha mantıklı oluyor bu sefer. Ama ilk hafta 5 iş günü içinde bu işlemi yaptığımız zaman %8'de çıkmak en mantıklısı oldu. Yani %4,3 yerine %5. Çünkü bizim hareketlenebileceğini düşündüğümüz hisseleri hareketlendi. O hareketini yaptığında çıkarsak %5 kar, ilk 5 gün içinde %5 kar alıyoruz. Onu yapmayıp beklersek %4,3'e düşüyor. Burada zaten hareketlendiği için hisseler, yani buradaki artış oradan geldi. Yarısı hareketlendiği için diğer haftaya hareketlenecek hisselere hem çok az kaldı, hem o hareketlenmiş olan hisseler hareketlerini de devam ettirebilir ama potansiyel azaldı. Bunu nasıl görüyoruz? Yani 4,3 9 olmadığı için, 6,5 olduğu için demek ki o potansiyelin ilk hafta potansiyel vardı. İkinci hafta potansiyeli azalttık. Bu ikinci haftayla beraber ortalama BIST 100'ün kazancına eşit oldu. Bunu biz maksimize etmeye çalıştık 5 durumda. 5 durumda çok küçük bir artısı oldu. O da 5 durumdan biri. Yani 1 bölü 5 ihtimalle çok küçük bir artıya ineceksin. 4 bölü 5 ihtimalle daha büyük bir eksiye ineceksin. Bu değer mi? Değmezdi tabii. Şu iki durumda da ayrıyetten ayrıca ilk hafta %8 kazanç ile çıkarsak, ilk hafta %8 kazancı gördüğümüz hisseler, bakın bunlardan çıktık. Bunlardan çıkarsak ne olur portföy? İlk hafta %8'i gördüğümüzde çık. Sonraki haftada %8 olunca yine çık. Yani şu bunlardan direkt çıktığımız için %5,8'de kaldı. Yani %25'i görünce çık. Yani %25'i görünce çık. Yani hisse %25'i gördüğünde çık demiştik. Yani ilk hafta %8'i gördüğünde çıkıyorsunuz. Bunu ilk hafta alıyorsunuz. Şu boş olanları. Ondan sonra İkinci haftada %28'i gördüğünde çık diyor. Yani şu %25 kar aldıklarımız 28'in üstüne çıktı. Bu şekilde yaparsak da 5,3 getirdi. Yani durumların hepsini kıyasladık. Yani ilk hafta bizim hareketlenenlerden çıktığımız zaman bu sefer o hareketlenenler potansiyeli olup daha hareketini devam ettirmek eğilimde olan büyük ölçüde hisseler. Biz onlardan çıkış yapınca bu sefer ne oluyor? Hani az bir karla çıkış yapmış olduğumuz zaman %8'de belki hisse %20'ye, %30'a gidecek. Bu kardan da mahrum oluyoruz. Ortalamamız daha da düşüyor. Yani burada uzun vade olarak düşündüğümüzde, yani şu kadar karla çık, şu kadar karla bırak demek mantıklı olmuyor. Uzun vade olarak düşündüğümüzde 6,5 ideal bir kar, 6,5 beklemek gerekiyor sona doğru. Ama ilk yani hisselerin yürüyebilme ihtimali olan hisseleri ayarladığımızda da 10 iş günü içinde diyoruz ama biz asıl bunlar 5 iş günü içinde birçoğu yürüdüğü zaman yürüyor. Geri kalanlar da yürümeyebiliyor. Kar düşebiliyor. Yani süre uzadıkça borsanın ortalamasına düşüyor. Yani borsa eksi 3 yapsa 2 haftada bizim hisseler de eksi 3'e yaklaşacak yani beklediğimiz için. Ama biz hareketlenmesi muhtemel olan hisselere girip ilk 5 günü içinde yapmamız gerekenleri yaptığımızda biz karımızı 4,3'ten 5'e kadar çıkartabiliyoruz. Bu da hani maksimum olan kara yakınsayabiliyor. Burada işte en mantıklısı hafta olarak değerlendirmek. İlk hafta 5 iş günü içinde maksimize etmek için de %8 gibi bir kazanç koymak lazım. %8 de çık demek lazım. Onun haricinde biz de burada şunu da söyleyeyim. Yani düşerse sat yok. Sat yok. Zarar ne kadar yaparsa yapabileceğiz. Yani burada zarar kes, stop loss koymuyoruz hiçbir zaman. Burada stopu yukarıdan koyuyoruz. Kar aldan koyuyoruz. Kar alıyoruz. Burada işte burada yürüyebileceğimiz hisseler ilk hafta potansiyeli olan hisselerde de %88 kazanç. Yani 2 hafta 10 iş günü yerine ilk bir hafta 5 iş günü hesaplamamızı yapmamız gerekiyor. 5 iş günü içinde yürüyecek hisseleri biz portföye ekleyip o 5 iş günü içinde yürüyenler yürüyecek. Kazancımızı alabildiğimizi alacağız. Alamadığımız kalacak. Peki bunu
Nasıl yapacağız? Bunu 5 iş günü tutmak yerine %8 kazancı görünce sat. İşte ne kadar kayıptaysak da cepte dursun. Burada mesela Osman'dan kayıp yemişiz. %8 kazancı görünce satmışık. Zarar görünce satmamışık. Osman'dan zarara girmişik. %-1,1. Dolayısıyla zarar da olabiliyor. Yani genel anlamda %5 getiri sağlamış. Yani en mantıklı çözüm 5 iş günü içinde %8 kazancı gördüğünde sat ve bu hisselerin hepsi de yürüyebilecek olan hisselerden seçmemiz gerekiyor. En ideali şu. Çünkü ikinci haftaya geldiğinde baktığımız zaman ilk hafta Borsa İstanbul'dan daha farklı yükseliş gösterdi hisseler. O hisseler artık yarısı yükseldiği için ikinci haftada ortalama borsaya yaklaştı. Yani bizim amacımız zaten BIST 100'den daha hızlı hareket etmesini sağlamak. Burada da bu 10 iş günü değil de 5 iş günü en ideal oluyor. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.